Temeli 18 Mart'ta atılacak. 2023 yılına kadar tamamlanacak. Türkiye'nin en uzun köprüsü Çanakkale'de Gelibolu'yla Anadolu'yu birbirine bağlayacak. Çanakkale 1915'in ruhuyla 2023 hedeflerini birleştirmiş oluyoruz. Böyle bir anlam ifade ediyor. 1915 köprüsünün teknik özelliklerini Başbakan Binali Yıldırım anlattı. Yıldırım köprünün 2023 metre uzunlukla dünyada birinci sıraya oturacağını açıkladı. Dünyadaki en uzun açıklığı olan köprü Japonya'daki Akashi Köprüsü. Akashi Köprüsü'nden bile daha uzun. Akashi Köprüsü 1991 metre, bizimki 2023 metre. Maliyeti 10 milyar TL'yi bulması beklenen dev yatırımla Gelibolu Lapseki'ye bağlanacak. Proje viyadüklerle birlikte 5169 metre uzunluğa ulaşacak. İki yaka arasında geçiş süresi sadece 5 dakika olacak. Ayrıca 100 kilometrelik otoyol projesiyle Çanakkale Köprüsü çevrede bulunan diğer şehirlere bağlanacak. Çanakkale'den İzmir'e, diğer tarafı da Bandırma üzerinden Bursa'ya, Balıkesir'e ve Manisa'ya, diğer illere gidiyor. Genel özellikleri böyle. İnşallah ihalesi gerçekleşecek ve yapımına da kısa sürede başlanacak. Hedefimiz 2023 yılına kadar bitirmek. Ve en çok merak edilen konu köprü geçiş ücreti. Başbakan Binali Yıldırım yaklaşık rakamı açıkladı. Evet, geçiş ücreti de 15 euro. 50 yıldır Türkiye'nin gündeminde olan dev projenin ihalesi pek çok ülkenin ilgisini çekiyor. Japonya, Çin, Kore ve Türk müteahhitler projeyle yakından ilgileniyor. Tekliflerin alınmasının ardından 26 Ocağı kadar ihale sürecinin tamamlanması hedefleniyor. Çanakkale'liler şimdiden ilk kazmanın vurulacağı 18 Mart'ı sabırsızlıkla bekliyor.